Evet, hoş geldiniz. Öncelikle emeği geçen konferansa, emeği geçen herkese teşekkür etmekle başlamak isterim. Bu gibi organizasyonların gelenekselleşmesi önemlidir. Birbirimizi daha iyi anlayabilmemiz, fikirleri, bilgileri paylaşmamız açısından. Evet, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların de facto olarak yönetimlerinin ayrıldığı 60'lı yıllardan başlayarak İki toplumun yeniden hem fiili hem hukuki zeminde ortak bir yönetim altında yeniden birleşmesi için siyasi çaba 50 yılı aşkındır devam ediyor. Geçen 50 yılda artık hepimiz Kıbrıs konusunun özünde etnik bir sorun olmadığı, Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu bu coğrafyanın kontrolü ile ilgili küresel bir hesaplaşma olduğu konusunda fazlasıyla ikna olmuş durumdayız. Bu çabaların sonuca ulaşması açısından en parlak günlerden geçmiyor olabiliriz. Daha doğru bir tanımla, sanki finalden önce son kartlar dağıtılmış ama bu elinde ne kadar süreceği belli değil. Son el olduğu için de herkes tüm kozlarını ortaya koyuyor. Sayın Anastasiades, Doğu Akdeniz'deki başarılı işbirliklerinin konfor alanında çok fazla kıpırdanmak istemiyor. Türkiye Sayın Özer Sayın da bir keresinde ağzından attığı gibi kontrollü gerilim ile masadaki yalnızlığını güçlendirmek istiyor. Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler küresel dengelerin yerine oturmasını bekliyor. Sayın Akıncı ise bu taşları nasıl aynı hizaya getiriminin peşinde. Sorunun çözümü için sadece yerel konjonktürün değil, büyük oranda küresel konjonktürün de oluşmasını zorlamamız veya beklememiz gerekecek. Ne çok yakın ne çok uzak ama bunun gerçekleşeceğini ben umuyorum. Fakat kesin olan şey, olası bir yeniden birleşmeyi kalıcı ve sürdürülebilir kılacak olan etkenlerin küresel değil, yerel etkenler olacağıdır. Şunu samimiyetle kabul edelim. Kıbrıs'ta Kıbrıslıların yönettiği sürdürülebilir bir ortak bir yaşam fikri aslında çok zor ve çok kırılgan bir ideal. Doğalgazın paylaşıldığı ve Kıbrıs sorununun çözüldüğü bir senaryoda bile maalesef makus kaderimiz pek de değişeceğe benzemiyor. Doğu medeniyet sistemi ile Batı medeniyet sistemi arasında sınırlar başka tarafa kaymadıkça, teknoloji devrimi yaşanıp ağır yük taşımacılığı, deniz taşımacılığı dışında başka bir alternatife dönüşmedikçe ve enerji, su, ticaret yollarında dramatik bir değişim yaşanmadıkça Kıbrıs adası küresel bir satranç tahtası olmaya devam edecek. Ve bu uzun döngüde biz yurdumuzu birleştirsek bile yine ileride bölünmemize ihtiyaç duyulabilecek. Peki bu kadar küresel bir coğrafyada iki toplumun yerel bir bütünlük üzerine bir yapı oluşturması gerçekten mümkün mü? Egemenlerin elinde bizi istedikleri zaman ayrıştıracak güçte milliyetçilik, din, para ve çıkar araçları varken bunlardan daha güçlü ortak değerler gerçekten yaratabilir miyiz? Bu soruların cevabını bulmak için sonu ne olacaksa olsun öncelikle coğrafyamızı kabullenip bunun bilincinde hareket ederek kendi kaderimizi kendimizin çizeceği bir yol bulmalıyız. Bu yüzden günün atmosferi ne olursa olsun ortak yaşam fikrini kalıcı kılacak unsurları ve etnik kökeni ne olursa olsun tüm Kıbrıslıların ortak kadere sahip olacakları bilincini yerleştirecek çalışmaları daha bilimsel hale getirmeliyiz. Ortak yaşam idealini güçlendirecek unsurlardan biri ise kaçınılmaz olarak iki topluma ortak aidiyetler oluşturma, var olanları da daha belirgin hale getirmek olacaktır. Ortak değerler ve aidiyetlerin titizlikle belirlenmesi bu anlamda önemlidir. Tabii konuşmanın içeriği iki toplumun sol platformlarda da alışık olduğumuz bir retorik olan ortak vatan fikri üzerine. Fakat yeri gelmişken de önce ortak vatan derken iki toplumun da aynı şeyden bahsedip bahsetmediğinden de emin olmamız gerekir.
Özellikle bu gibi retorikleri oluştururken ve kullanırken bu retoriklerin her iki dilde de aynı kavramı temsil ettiğinden emin olmamız gerekiyor. Örneğin şimdilerde eskisi kadar olmasa da geleneksel olarak yine bunun gibi iki toplumlu organizasyonlarda çokça kullanılan ortak vatan, ortak halk veya tek vatan, tek halk retoriğinin işte sırf bu kavramsal farklılıklardan dolayı Kıbrıs Türk solu tarafından sahiplenilmekte zorluk çektiğini söylemem lazım. Bu anlamda direkt çeviri yapıldığında özellikle halk ve vatan kelimelerinin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasal dilinde karşılıklı olarak aynı şeyi hissettirmediğini söyleyebilirim. Örneğin vatan kelimesi Kıbrıslı Türklerde Türkiye'den ithal edildiği şekliyle daha etnik, milli değerlere karşı gelen bir tanımlama. O yüzden Kıbrıs'ın bölünmesinde bu kadar etki sahibi olmuş milliyetçi bir retorik, bizlerin algısında Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesiyle ilgili bir kullanıma tam olarak oturmuyor. Tabii ki Kıbrıs meselesinin bütünlüğü içerisinde görece olarak bu ufak sorun ortak kavramların çevirisinde daha hassas ve daha seçici davranılmakla aşılabilir. Ama özellikle 2004 sürecinden bu yana tekrar eden başarısızlıklara rağmen Kıbrıslı Türkler arasında adanın yeniden birleşmesi fikri hala daha revaçta olsa da ortak halk fikri popülerliğini giderek kaybederek yerini ortak bir devlette işbirliği yapma fikrine bırakmaktadır. İşte bundan cesaret alan farklı siyasi çevreler de bir süredir farklı çözüm modellerini dillendiriyor. Siyaset sadece ilkeler ve ülkeler üzerinde hareket edecek bir mecra değil, aynı zamanda dönemin ruhunu da iyi okuyarak tehditleri ve fırsatlara karşı doğru pozisyon almayı gerektiriyor. Annan Planı referandumunda temelli ayrılığımızın üzerinden 30 yıl geçmişti. Bugün 45 yıl oldu. Dolayısıyla birlikte yaşadığımız günleri hatırlayan ve bunu anlatan nesiller giderek azalıyor. Bizlere miras kalan romantik yeniden birleşme fikri yerini karşılıklı çıkarların örtüşmesi beklentisine bırakıyor. Kıbrıs konusundaki duygu yükü yıllar geçtikçe azalıyor. Bu elbette ki konuya daha rasyonel bakmamızı sağlıyor. Fakat bu denli zor toplumsal hedefleri maneviyat, romantizm gibi duygular olmadan kalıcılaştırmak da çok zorlaşıyor. Bu duygusal bağların temellerinin atılmasına bugün başlanmalı. Ada üzerinde hiçbir kesim ileride manipüle edilmeyecek şekilde adalet duygusunu hissetmeli. Ortak değerlere aidiyetler güçlendirilmelidir. Şu an için ada üzerinde yaşayan tüm kesimlerin üzerinde ortak aidiyet geliştireceği tek unsur ise bu toprakların ta kendisi görülmektedir. Özellikle adaya sonradan yerleşmiş göçmenlerin Kıbrıs'ın kendi yurtları olduğuna dair hisleri geliştirilmelidir. Maalesef her iki tarafta da yıllarca Kıbrıs konusunu göçmen sorunuyla ilişkilendirmeden ötürü bu başarılamamış. Bu kesimler Kıbrıs konusunda kendilerini yabancı unsur hissetmiş ve çözüme mesafeli durmuşlardır. Bu kesimlere her iki toplum tarafından bu toprakların birer parçası olduğu ve ortak bir kadere sahip olduğu inandırıcı bir şekilde hissettirilmelidir. Bu adada yaşayan her birey bu toprakları aynı bağlılık duygusuyla bağlanmalıdır. Bugün yaşadığımız ve ileride yaşayacağımız tüm tehditlere karşı en güçlü kalkanımız ve bizi bir arada tutacak duygu budur. Bu duyguyu özellikle de günümüz gençlerine hissettirmek daha da önemlidir. Bugüne kadar Kıbrıs konusunu sadece siyasal pozisyonlar üzerinden okuduk ve siyasal pozisyonlar üzerinden tartıştık. Fakat sayıları az olsa da binlerce gencin ilk kez adanın diğer tarafına, diğer yarısına geçtiği ve karşı toplumdan gençlerle buluştuğu siyaset üstü imajın gibi projeler ne mutludur ki diyeceğim. Partilerin yeniden yakınlaşma etkinliklerinden daha etkili oluyor.
Sosyal araştırmalarda gençlik Kıbrıs konusunda çok fazla duyarlılık geliştirmemiş görünüyor. Fakat yine gençler arasında eskiye göre giderek yükselen bir ekolojik duyarlılık var. Belki ütopik duyulabilir. Fakat bu ada üzerinde ortak bir yurt duygusu, ekoloji gibi hassasiyetler üzerinden geliştirilebilir ve bu gibi ortak gayeler yaratılması için önce olunabilir. Güçlü bir ekolojik bilinç, o ekosistemdeki tüm canlılarla bağ kurmayı gerektirir. İnsanlara yaşadığı yeri kendinden farklı olanlarla paylaşması gerektiğini, yaşadığı yeri koruyup kollaması gerektiği fikrini aşılar. Tabii başka fikirler daha güçlü bir şekilde aşılanmamışsa. Yapılan bölgesel iklim modellemelerinde bir türlü paylaşamadığımız bu adamızın iklim değişikliği önünde gezegende en savunmasız bölgede olduğu ve 2021 ile 2050 yılları arasında 1.3 ile 1.9 derece santigrat, 2071 ile 2100 arası yılları arasında ise 3.6 ile 5 derece santigratlık bir artış olacağı ortaya çıkıyor. Bahsettiğimiz zaman aralığı ise bugünün çocuklarının yaşam sürelerine denk geliyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar bu yüzyılın sonuna doğru yağmur miktarındaki dramatik bir düşüş, buna bağlı olarak çölleşme, su kıtlığı, biyoçeşitliliğin azalması, adamıza yabancı canlı türlerinin istilası, toprak ürünlerinin yok olması ve yeni hastalıkların kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Buna bağlı olarak enerji ihtiyacının artması, tarım ve turizm gibi sektörlerin çökmesi, işsizlik, yoksulluk gibi sosyoekonomik etkiler de yaşanacak. Bu durumda makul düşünen her insan iklim değişikliğinden dolayı yakın gelecekte ülkemizin yaşayacağı bu felaketleri duyunca bugün yaşadığımız her şeyin ne kadar da anlamsız olduğunu fark eder. Bunu halihazırda siyasi polarize olmuş yetişkin bireylere hissettirmek zor olabilir tabii ki. Ama iklim değişikliği gibi küresel tehditler yeni nesilleri siyasetten bağımsız bir araya getirmeyi bir nebze olsun başarabilir. Bunun örnekleri de artırılabilir. Ve bu sayede ülkelerine karşı bağlılık, ortak aidiyetler ve birbirlerine karşı dayanışma duygularını geliştirebilirler. Birbirimiz için tehdit olmadığımız, aksine bu küçük coğrafyada ortaklaşmayla ancak daha güvenli olabileceğimizi hissedebilirler. Ve biz o zaman rahatlıkla ortak bir yurt ve ortak bir halktan bahsedebiliriz. Teşekkür ederim.